Napolyon, arkasında köpekleri, bir zamanlar koca reisin konuşma yapmış olduğu yükseltiye çıktı ve pazar sabahı toplantılarına artık son verileceğini açıkladı. Bu gereksiz toplantılar vakit kaybından başka bir şey değildi. Bundan böyle çiftliğin işleyişiyle ilgili bütün sorunlar kendisinin başkanlığındaki özel bir domuzlar kurulunca çözülecekti. Kurul sorunları kapalı oturumlarda ele alacak, kararları sonradan öteki hayvanlara bildirecekti. Hayvanlar pazar sabahları gene bayrağı selamlamak, İngiltere'nin hayvanları şarkısını söylemek ve haftalık buyrukları almak için toplanacaklar ama tartışmalara artık asla izin verilmeyecekti. Daha Snowball'un kovuluşunun şaşkınlığını savuşturamamış olan hayvanlar bu açıklama karşısında iyice umutsuzluğa kapıldılar. Bazıları doğru dürüst bir gerekçe bulabilseler karşı çıkacaklardı. Boxer bile tedirgindi. Kulaklarını arkaya yatırdı, yelesini sallayarak kafasını toparlamaya çalıştı ama söyleyecek söz bulamadı. Domuzlardan bazıları ise düşüncelerini açıkça dile getirmekten çekinmediler. Ön sıradaki dört genç domuz hep birlikte ayağa fırlayarak olup bitenleri onaylamadıklarını bağıra çağıra açıkladılar. Ama Napolyon'un ayakları dibinde yatmakta olan köpekler birden ürkütücü bir biçimde hırlayınca susup yerlerine oturmak zorunda kaldılar. O sırada koyunlar da kulakları sağır eden bir sesle dört ayak iyi, iki ayak kötü diye melemeye başlamışlardı. Gösteri o kadar uzun sürdü ki konunun tartışılmasına olanak kalmadı. Bir süre sonra çiftliği dolaşıp yeni düzeni öteki hayvanlara anlatma görevi Sküller'a verildi. "Yoldaşlar," dedi Sküller. Napolyon yoldaşın böyle bir görevi üstlenmekle ne kadar büyük bir özveride bulunduğunu, buradaki tüm hayvanların çok iyi anladığından hiç kuşkum yok. Yoldaşlar, sakın önderliğin yan gelip keyif çatmak olduğunu sanmayın, tam tersine. Önderlik çok ağır bir sorumluluk yükler. İçimizde bütün hayvanların eşit olduğuna en çok inanan Napolyon yoldaştır. Kararları kendi başınıza almanıza izin vermekten büyük mutluluk duyacaktır. Ama yoldaşlar, bazen yanlış kararlar da alabilirsiniz. O zaman halimiz nice olur? Örneğin, şu yel değirmeni saçmalığını savunan Snowball'un izinden gitmeye karar verseydiniz ne yapardık? Hainin teki olduğu artık açıkça ortaya çıkmadı mı Snowball'un? Hayvanlardan biri, Snowball ağıl savaşında yiğitçe çarpıştı diyecek oldu. Yiğitlik yeterli değildir diye karşılık verdi Sküller. Sadakat ve itaat daha önemlidir. Ağıl savaşına gelince, Snowball'un bu savaştaki rolünün çok fazla abartıldığını bir gün anlayacağınıza inanıyorum. Disiplin yoldaşlar, demir disiplin. Bugün parolamız bu olmalı. Tek bir yanlış adım atmaya görelim. Düşmanlarımız o saat tepemize binecektir. Yoldaşlar, herhalde Johnson geri gelmesini istemezsiniz. Bu soru da yanıtsız kaldı. Johnson geri gelmesini elbette istemiyorlardı. Pazar sabahları yapılan toplantıların Johnson geri gelmesine yol açma olasılığı varsa tartışmalara kuşkusuz son verilmeliydi. Olup bitenleri kafasında evirip çeviren Boxer herkesin düşüncesini dile getirdi. Napolyon yoldaş öyle diyorsa öyledir. O günden sonra da kendi adına benimsediği daha çok çalışacağım parolasının yanı sıra Napolyon her zaman haklıdır sözünü düstur edindi. İlkbaharla birlikte havalar ısınmış, tarlalar sürülmeye başlanmıştı. Snowball'un yel değirmeni çizimlerini yaptığı baraka kapatılmış, söylenenler doğruysa yerdeki çizimler de silinmişti. Hayvanlar her pazar sabahı saat 10'da büyük samanlıkta toplanıp haftalık buyrukları alıyorlardı. Koca reisin artık bütünüyle kurumuş olan kafatası meyve bahçesinde gömüldüğü yerden çıkarılmış, bayrak direğinin dibinde tüfeğin yanında duran bir kütüğün üzerine yerleştirilmişti. Hayvanlar bayrak göndere çekildikten sonra kafatasının önünde saygıyla geçerek girmek zorundaydılar samanlığa. Samanlıkta da artık eskiden olduğu gibi bir arada oturulmuyordu. Napolyon yükseltinin önünde oturuyor, şiir yazıp şarkı besteleme konusunda olağanüstü yetenekli olan Minimus adlı bir başka domuzla Sküller da iki yanına çöküyorlardı. Dokuz genç köpek onların çevresinde yarım daire oluşturuyor, öteki domuzlarsa daha arkada oturuyorlardı.
Geri kalan hayvanların tümü, yüzleri onlara dönük, yükseltinin karşısına diziliyorlardı. Napolyon, haftalık buyrukları asker gibi sert bir sesle okuyor, İngiltere'nin hayvanları şarkısı tek bir kez söyleniyor ve herkes dağılıyordu. Snowball'un çiftlikten kovuluşunun üzerinden topu topu 3 pazar geçmişti. Napolyon birdenbire yel değirmeninin yapılması gerektiğini açıklayınca tüm hayvanlar donup kaldılar. Bu apansız düşünce değişikliğinin nedenini söylemedi Napolyon. Yalnızca bu ağır iş için çok sıkı çalışmalarının gerektireceğini belirterek herkesi uyardı. Tayınların azaltılması bile söz konusu olabilirdi. Ama planlar en ince ayrıntılarına kadar hazırlanmıştı. Domuzlardan oluşan özel bir kurul 3 haftadır kafa patlatıyordu. Yel değirmeni yapımı bazı değişikliklerle birlikte 2 yıl sürebilirdi. O akşam Skewler öteki hayvanlara Napolyon'un yel değirmeni tasarısına aslında hiçbir zaman karşı çıkmadığını anlattı. Tam tersine bu tasarıyı ilk savunan Napolyon olmuştu. Nitekim Snowball'un barakanın döşemesine çizdiği tasarımlar aslında Napolyon'un dosyaları arasından çalınmış olan çizimlerdi. Yel değirmeni gerçekte onun düşüncesinden doğmuştu. Hayvanlardan biri sormadan edemedi. Onun düşüncesinden doğmuştu da Napolyon neden o kadar şiddetle karşı çıkmıştı yel değirmenine? Skewler'ın yüzünde şeytansı bir anlatım belirdi. Napolyon yoldaş kurnazca davrandı dedi. Snowball tehlikeli biriydi. Herkese kötü örnek oluyordu. Napolyon yoldaş da ondan kurtulmak için yel değirmenine karşıymış gibi göründü. Skewler'a bakılırsa artık Snowball ortadan kalktığına göre yel değirmeni tasarısı rahatça uygulamaya konulabilirdi. İşte taktik diye buna derlerdi. Skewler hoplaya zıplaya şen kahkahalar atıp kuyruğunu sallayarak birkaç kez taktik yoldaşlar taktik diye tekrar etti. Hayvanlar taktik sözcüğünden pek bir şey anlamamışlardı doğrusu ama Skewler o kadar inandırıcı konuşuyordu. Kuşkusuz bir rastlantı sonucu onun yanında bulunan 3 köpek öylesine ürkütücü bir biçimde hırlıyordu ki Skewler'ın açıklamasını daha fazla karşı çıkmadan kabul ettiler. 6. bölüm. Koca bir yıl köle gibi çalıştılar. Ama böyle çalışmaktan mutluydular. Ne yapıyorlarsa bir avuç aylak ve soyguncu insanın çıkarı için değil, kendi çıkarları uğruna ve gelecek kuşaklar için yaptıklarının bilincinde olduklarından var güçleriyle çabalıyorlar, her türlü özveriye sessizce katlanıyorlardı. İlkbahar ve yaz boyunca haftada 60 saat çalışmışlardı. Ağustos geldiğinde Napolyon, pazarları öğleden sonra da çalışılacağını açıkladı. Bu kesinlikle gönüllü bir çalışma olacak ama işe gelmeyen her hayvanın tayını yarıya indirilecekti. Böyle olmasına karşın bazı işlerin yapılmasından vazgeçmek zorunda kalındı. Hasat önceki yıl kadar bereketli değildi. İki tarla vaktinde sürülemediği için ekilememişti. Yaklaşmakta olan kışın zorlu geçeceğini kestirmek için de kahin olmak gerekmiyordu. Yel değirmeni beklenmedik güçlükler çıkarıyordu. Çiftlikte büyük bir kireç taşı ocağı vardı. Küçük binalardan birinde kum ve çimento bulunmuştu. Dolayısıyla her türlü inşaat malzemesi ellerinin altındaydı. Ama hayvanların ilk başta çözemedikleri sorun taşların uygun boyutta parçalara nasıl ayrılacağıydı. Keski ve balyoz gerekiyordu. Oysa hayvanlar arka ayaklarının üzerinde duramadıkları için bu aletleri kullanamıyorlardı. Haftalar boyu düşünüp taşındılar. Tam umutlarını yitirmek üzereydiler ki bir çözüm bulundu. Yer çekiminden yararlanacaklardı. Taş ocağı kırılmadan kullanılamayacak kadar büyük kaya parçalarıyla doluydu. Bu kaya parçalarını iplerle bağladılar. Sonra inekler, atlar, koyunlar, ipi tutabilen tüm hayvanlar, zor durumlarda domuzlar bile, kayaları ağır ağır yokuş yukarı taş ocağının tepesine kadar çektiler. Oradan salıverdikleri kayalar aşağıda paramparça oluyordu. Taşları taşımak daha kolaydı. Atların çektiği yük arabaları çok işe yaradı. Koyunlar taşları teker teker sürüklediler. Muriel ile Benjamin bile kendilerini eski bir arabaya koşarak katkıda bulundular.
yaz sonuna kadar yeterince taş yığılınca domuzların gözetimi altında inşaat başladı. Ne var ki çok vakit alan zorlu bir uğraş vermişlerdi. Tek bir kaya parçasının taş ocağının tepesine çıkartılması çoğu zaman bütün bir günlerini alıyor ve olağanüstü bir çaba gerektiriyordu. Bazen de aşağı yuvarlanan kaya parçalanmıyordu. Gücü neredeyse geri kalan hayvanların tümünün gücüne eşit olan Boxer olmasaydı belki de bu işin üstesinden gelemeyeceklerdi. Tepeden aşağıya kayan kaya parçasıyla birlikte sürüklendiklerini gören hayvanlar umarsızca bağırmaya başlayınca Boxer hemen imdada yetişiyor, ipe olanca gücüyle asılarak kayayı durduruyordu. Hayvanlar onun kayanın kaymasını önlemek için soluk soluğa didinişini, ayaklarının ucuyla toprağa tutunuşunu, geniş sağrılarının kanter içinde kalışını hayranlıkla izliyorlardı. Bazen Clover onu kendisini fazla zorlamaması için uyarıyor ama Boxer ona asla kulak asmıyordu. Daha çok çalışacağım ve Napolyon her zaman haklıdır sloganları onun gözünde bütün sorunların ilacıydı. Kendisini yarım saat değil de 45 dakika erken uyandırması için küçük horozla anlaşmıştı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi artık iyice azalmış olan boş vakitlerinde de tek başına taş ocağına gidiyor, kırılmış taşları topluyor, kimseden yardım görmeksizin sürükleyerek yel değirmeninin yapılacağı yere getiriyordu. İşlerin ağırlığına karşın hayvanlar o yazı çok da kötü geçirmediler. Tayınları Johnson zamanınkinden daha çok değildi ama daha az da sayılmazdı. En azından artık doymak nedir bilmeyen 5 insanı beslemekten kurtulmuşlardı. Yalnızca kendilerini besliyor olmalarının keyfi o kadar büyüktü ki çektikleri güçlüklere seve seve katlanıyorlardı. Ayrıca hayvanların iş görme yöntemi birçok bakımdan daha verimliydi ve emek savurganlığını önlüyordu. Söz gelimi, yaban otlarının ayıklanması gibi işler insanların hiçbir zaman erişemeyeceği bir yetkinlikle yapılıyordu. Artık hiçbir hayvan hırsızlığa yeltenmediği için de otluğa tarlalardan çitlerle ayırmaya gerek kalmamıştı. Bu da çitlerin ve parmaklıkların bakımı ve onarımına harcanan emekten kazanılmasını sağlıyordu. Gene de yaz ilerledikçe önceden kestirilemeyen bazı eksiklikler kendini duyurmaya başladı. Gaz yağı, çivi, ip ve köpek bisküvisine, atnalı için demire gereksinim vardı. Üstelik bunların hiçbiri çiftlikte üretilebilecek şeyler değildi. Sonradan tohum ve suni gübreye, çeşitli aletlere ve yel değirmeni için bir takım makine parçalarına da ihtiyaç duyulacaktı. Bunların nasıl sağlanacağını kimse bilemiyordu. Bir pazar sabahı buyruk almak için toplanıldığında Napolyon yeni bir siyaset belirlediğini açıkladı. Artık hayvan çiftliği komşu çiftliklerle alışverişe girecekti. Hiç kuşkusuz tecimsel amaçlarla değil, yalnızca ivedilikle gerekli olan bazı malzemeleri edinebilmek amacıyla. Napolyon, yel değirmeninin gereksinimleri her şeyin üstünde tutulmalıdır diyordu. Bu yüzden de büyük bir saman yığınını ve o yılın buğday ürününün bir bölümünü satmak üzere anlaşmalar yapıyordu. Sonradan daha fazla para gerekirse Wellington'dan da her zaman pazarı olan yumurtalarda satılabilirdi. Napolyon'a bakılırsa tavuklar bunu yel değirmeninin yapımına kendi özel katkıları olarak görmeli, böyle bir özveride bulunmaktan kaçınmamalıydılar. Hayvanlar bir kez daha belli belirsiz bir tedirginliğe kapılmışlardı. İnsanlarla asla iş yapılmayacak, asla ticarete girilmeyecek, asla para kullanılmayacak. Johnson çiftlikten kovulmasından sonra düzenlenen zafer toplantısında alınmış olan ilk kararlar değil miydi bunlar? Bu kararların onaylandığını bütün hayvanlar hatırlıyorlardı ya da en azından anımsadıklarını sanıyorlardı. Napolyon'un toplantıları kaldırmasını protesto etmiş olan 4 küçük domuz seslerini ürkekçe yükseltecek oldularsa da ansızın köpeklerin ürkünç hırlamaları karşısında susmak zorunda kaldılar. Hemen ardından koyunlar her zamanki gibi 4 ayak iyi, 2 ayak kötü diye melemeye başladılar ve gergin hava geçiştirilmiş oldu.
Az sonra Napolyon ön ayağını kaldırarak herkesi susturdu ve her şeyin çoktan ayarlandığını açıkladı. Çiftlikteki hayvanların insanlarla ilişkiye girmesinin son derece sakıncalı olacağını bildiği için buna gerek kalmayacak koşulları oluşturmaya karar vermişti. Tüm sorumluluğu kendisi üstlenecekti. Willingdon'da oturan Bay Wimper adlı bir avukat, hayvan çiftliği ile dış dünya arasındaki işlerde aracılık etmeye razı olmuştu. Her pazartesi sabahı çiftliğe gelip Napolyon'dan talimat alacaktı. Napolyon konuşmasını her zaman olduğu gibi "Yaşasın hayvan çiftliği" çığlığıyla tamamladıktan sonra hayvanlar İngiltere'nin hayvanları şarkısını söyleyip dağıldılar. Çok geçmeden Schuyler çiftliği dolaşıp hayvanların kafalarında beliren kuşkuları gidermeye koyuldu. İnandırıcı bir dille aslında ticaret yapılmaması ve para kullanılmamasına ilişkin hiçbir karar alınmadığını, dahası böyle bir kararın önerilmesinin bile söz konusu olmadığını anlattı. Bütün bunlar büyük bir olasılıkla Snowball'un ilk başlarda yaydığı yalanlardan kaynaklanan bir hayal ürünüydü. Schuyler, bazılarının kafalarındaki kuşkuların gene de dağılmadığını fark ederek kurnazca sordu. "Bu, sakın düşünüzde gördüğünüz bir şey olmasın yoldaşlar. Böyle bir kararın belgesi var mı? Bir yerde yazılı mı? Gerçekten de ortalıkta öyle bir yazılı belge bulunmadığından hayvanlar yanıldıklarını kabul etmek zorunda kaldılar." Bay Wimper, önceden kararlaştırıldığı gibi her pazartesi çiftliğe uğruyordu. Ivır zıvır işlerle uğraşan bir avukat olan Bay Wimper, favorili, ufak tefek, bakışları yaramaz bir adamdı. Ama hayvan çiftliğinin eninde sonunda bir komisyoncuya gereksinim duyacağını ve bu komisyoncunun payının hiç de az olmayacağını çok önceden fark edecek kadar da açık gözlü. Hayvanlar onun gelip gidişlerini ürkerek izliyorlar, onunla karşılaşmaktan elden geldiğince kaçınıyorlardı. Ama gene de dört ayaklı Napolyon'un iki ayaklı Wimper'e buyruklar verdiğini görmek gururlarını okşuyor, bu yeni durumu bir ölçüde de olsa benimsemelerini sağlıyordu. İnsan soyuyla ilişkileri pek eskisi gibi değildi artık. İnsanların hayvan çiftliğine duydukları nefret azalmış değildi, tam tersine çiftliğin geliştiğini gördükçe her zamankinden daha çok nefret eder olmuşlardı. Hepsi de çiftliğin eninde sonunda sıfırı tüketeceğine, daha da önemlisi yel değirmeni tasarısının tam bir fiyaskoyla sonuçlanacağına yürekten inanıyordu. Meyhanelerde bir araya geliyorlar, yel değirmeninin asla yapılamayacağını, yapılsa bile hiçbir zaman işleyemeyeceğini birbirlerine çizimlerle anlatıp kanıtlamaya çabalıyorlardı. Öte yandan hayvanların kendi işlerinin üstesinden beceriyle gelmelerine, İstemeye istemeye de olsa hayranlık duyuyorlardı. Çiftliğin adının aslında beylik çiftlik olduğunu ileri sürüp durmaktan caymış olmaları ve artık hayvan çiftliği adını kullanmaları bunun bir göstergesiydi. Çiftliğini geri alma umudunu yitirip ülkenin başka bir yöresine gitmiş olan Jones'u savunmaktan da vazgeçmişlerdi. Hayvan çiftliği ile dış dünya arasında Wimper dışında hiçbir bağ yoktu. Ama Napolyon'un ya Foxwood çiftliğinden Bay Pilkington'la ya da Pinchfield çiftliğinden Bay Frederick'le somut bir iş anlaşması yapmak üzere olduğu yolunda sürekli söylentiler dolaşıyor. Ancak hiçbir zaman ikisiyle birden aynı anda anlaşamayacağı konuşuluyordu. İşte tam o sıralar domuzlar çiftlik evine taşındılar. Orayı kendilerine mesken edindiler. Hayvanlar bir kez daha böyle bir davranışı yasaklayan bir karar alınmış olduğunu anımsar gibi oldularsa da, Schuyler onları bir kez daha durumun hiç de böyle olmadığına inandırmayı başardı. Çiftliğin beyinleri olan domuzların sessiz ve sakin bir yerde çalışmalarının kesinlikle gerekli olduğunu söyledi. Kaldı ki Önder'in, son zamanlarda Napolyon'dan hep Önder diye söz eder olmuştu, Önder'in saygınlığı açısından basit bir ağıl yerine bir evde yaşaması daha uygundu. Gene de bazı hayvanlar domuzların yemeklerini mutfakta yemekle ve oturma odasını eğlence salonu olarak kullanmakla kalmadıklarını, aynı zamanda yataklarda yattıklarını duyduklarında epeyce rahatsız oldular. Boxer bu durumu her zamanki gibi
Napolyon her zaman haklıdır diyerek geçiştirdi ama yatakta yatmayı yasaklayan kesin bir yasa olduğunu anımsar gibi olan Clover, büyük samanlığın duvarının önüne gitti ve orada yazılı olan 7 emiri okumaya başladı. Baktı ki tek tek harflerden başka bir şey sökemiyor, Muriel'i çağırdı. Muriel dedi, 4. emiri oku bakayım bana, yatakta asla yatılmaması konusunda bir şey diyor mu? Yazıyı güç bela okuyabilen Muriel, hiçbir hayvan çarşaf serili yatakta yatmayacak yazıyor, dedi. Biraz tuhaftı. Clover, 4. emirde çarşaftan söz edildiğini hiç anımsamıyordu ama madem ki duvarda yazıyordu, o zaman elden bir şey gelmezdi. O sırada yanında 2-3 köpekle oradan geçmekte olan Skewler, konuyu yerli yerine oturtmakta gecikmedi. Yoldaşlar, dedi. Anlaşılan biz domuzların çiftlik evinde yataklarda yattığımızı duymuşsunuz. Neden yapmayalım ki? Umarım yatağı yasaklayan bir buyruk olduğunu sanmıyorsunuzdur. Yatak, yatıp uyunan yerdir. Böyle bakıldığında ağıldaki saman yığını da yatak sayılır. Buyrukta bir insan buluşu olan çarşaf yasaklanıyordu. Biz de çiftlik evinin yataklarındaki çarşafları kaldırdık, battaniyelerle yatıyoruz. Üstelik yataklar çok rahat. Ama inanın bana, bugünlerde bir sürü konuda kafa patlatmak zorunda kalan bizler... için bir yatak çok görülmemeli. Bu rahatlığı bize çok görmezsiniz, değil mi yoldaşlar? Görevlerimizi yerine getiremeyecek kadar yorgun düşmemizi istemezsiniz herhalde. Hiç sanmıyorum ki içinizde Johnson geri dönmesini isteyen olsun. Hayvanlar bu konuda Skewler'a hemen güvence verdiler ve bir daha da domuzların çiftlik evindeki yataklarda yatmaları konusunu açmadılar. Birkaç gün sonra domuzların artık sabahları öteki hayvanlardan bir saat geç kalkacakları açıklandığında da kimsenin sesi çıkmadı. Güz geldiğinde hayvanlar yorgun ama mutluydular. Zorlu bir yılı geride bırakmışlardı. Gerçi saman ve ekinlerin bir bölümü satıldıktan sonra kışlık yiyecek stokunun pek bol olduğu söylenemezdi ama yel değirmeni bu açığı kapatacaktı. İnşaatın yarısına yakını tamamlanmıştı. Hasattan sonra havalar açmıştı. Hayvanlar her zamankinden daha sıkı çalışıyorlar. Sabahtan akşama kadar taş taşımaya değer diye düşünüyorlardı. Yeter ki yel değirmeninin duvarları bir karış daha yükselsin. Boxer geceleri bile boş geçirmiyor, dolunayın ışığında tek başına 1-2 saatte olsa çalışıyordu. Hayvanlar boş vakitlerinde yarıya kadar yükselmiş yel değirmeninin çevresinde dolanıp duruyor, dimdik yükselen sağlam duvarları hayran hayran seyrediyor. Böylesine görkemli bir yapıyı nasıl ortaya çıkarabildiklerine kendileri de şaşırıyorlardı. Yel değirmeni konusunda coşkuya kapılmaktan kaçınan tek hayvan, İhtiyar Benjamin'di. Her zaman yaptığı gibi eşekler uzun yaşar gibisinden anlaşılmaz sözler söylemekle yetiniyordu. Kasım ayı Lodos'tan esen sert rüzgarlarla geldi. İnşaatı durdurmak zorunda kalmışlardı. Havalar çok yağışlı gittiğinden çimento karmak mümkün olmuyordu. En sonunda bir gece öyle şiddetli bir fırtına koptu ki çiftlik binaları temelinden sarsıldı, samanlığın damından kiremitler uçtu. Tavuklar korkuyla gıdaklayarak uyandılar. Hepsi birden aynı anda gördükleri düşte uzaklarda bir yerde silah atıldığını duymuşlardı. Sabahleyin bir de baktılar, bayrak direği yıkılmış, meyve bahçesindeki kara ağaçlardan biri turp gibi kökünden sökülmüş. Daha ne olduğunu anlayamadan bütün hayvanlar dehşete kapılarak çığlıklar atmaya başladılar. Yel değirmeni yıkılmıştı. Hep birlikte yel değirmeninin oraya koştular. Koşar adım yürüdüğü bile görülmemiş olan Napolyon en önde tozu dumana katmıştı. Nice uğraş verip onca emek harcadıkları yel değirmeni yerle bir olmuş. Binbir güçlükle kırıp taşıdıkları taşlar dört bir yana dağılmıştı. Dilleri tutulmuşçasına orada öylece durmuş, çevreye saçılmış taşlara baka kalmışlardı. Napolyon, ikide bir toprağı koklayarak sessizce volta atıyor, dimdik olmuş kuyruğunu hızlı hızlı iki yana sallamasına bakılırsa beyninde şimşekler çakıyordu. Birden kararını vermişçesine durdu, sesini yükseltmeden ''Yoldaşlar'' dedi.
Bu işi kim yaptı biliyor musunuz? Geceleyin buraya gelip yel değirmenimizi yıkan düşmanın kim olduğunu biliyor musunuz? Sonra birden gürledi. Snowball. Snowball'un işi bu. Bu hain sırf kötülük etmek için planlarımızı bozmak ve aşağılanarak kovuluşunun intikamını almak için gecenin karanlığına sığınarak buraya kadar geldi ve bir yıllık emeğimizi yok etti. Yoldaşlar, Snowball'u şu anda idam cezasına çarptırmış bulunuyorum. Ona hak ettiği cezayı veren hayvana ikinci dereceden kahraman hayvan nişanı ve yarım kova elma. Onu sağ getirene bir kova elma. Snowball'un böyle bir suç işleyebileceğini o güne kadar akıllarının ucundan bile geçirmemiş olan hayvanlar dona kalmışlardı. Öfkeyle homurdanıyorlar, bir daha gelecek olursa Snowball'u nasıl yakalayacaklarını hesaplıyorlardı. Az sonra küçük tepenin biraz ilerisinde otlar arasında bir domuzun ayak izlerine rastlandı. İzler birkaç metre sürüyor, anlaşıldığı kadarıyla çitteki bir deliğe kadar geliyordu. Napolyon uzun uzun kokladıktan sonra izlerin Snowball'a ait olduğunu açıkladı. Snowball'un Foxwood çiftliğinin bulunduğu yönden geldiğini tahmin ediyordu. Napolyon ayak izlerini inceledikten sonra "Vakit kaybetmeyelim yoldaşlar!" diye bağırdı. "Yapılacak çok işimiz var. Bu sabahtan başlayarak yel değirmenini yeniden inşa edeceğiz. Kış boyunca kar çamur demeden çalışacağız. Bu alçak haine bizi o kadar kolay alt edemeyeceğini göstereceğiz. Aklınızdan çıkarmayın yoldaşlar. Planlarımızda en küçük bir aksama olmamalı. Günü gününe uyulmalı. Haydi yoldaşlar, yaşasın yel değirmeni, yaşasın hayvan çiftliği."